Merhaba arkadaşlar. Bahçemden doğal mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bahçemden toplamış olduğum tatlı kıl biberlerden turşu yapacağım. Turşumu nasıl yapıyorum? Bunu sizlerle paylaşacağım. Her yıl olduğu gibi bu yıl da turşularımı yapacağım. Öncelikle bahçemden toplamış olduğum kıl biberlerimi suyun altından geçirdim ve sularının sünmesini bekledim arkadaşlar. Gerekli olan malzemelerimden bahsedeyim. Ben bugün iki kavanoz yapacağım. Önce kavanozlarımızı hazırlayalım. Öncesinde yıkamış olduğum ve kaynar sudan geçirip kurumaya bıraktığım iki tane kavanozum var. Tek kavanoz için 5-6 diş sarımsak lazım. Tabii ki bu sarımsakların büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebilir. Bir kavanoza bir limon kullanacağım. Burada isteyen limon tuzu da kullanabilir. Fakat ben her zaman doğallıktan yana olduğum için burada yine limon kullanacağım. Üzüm sirkesi kullanacağım ve üzüm sirkesini de kendim yaptım. Kendi ürettiğim ev yapımı üzüm sirkem var. Ve kesinlikle musluk suyu kullanmayacağız. Damacana su kullanacağım ve tuzumuz var arkadaşlar. İşlemimize başlamadan önce yarım su bardağı kadar sirkemize bir tatlı kaşığı kaya tuzunu ekleyelim arkadaşlar. Karıştıralım. Şişelerimizi dolduralım. Şimdi biberlerimizin seçimine sıra geldi. Çünkü burada isteyen büyük kavanoz da kullanabilir. Ailenin büyüklüğüne göre, tercihe göre değişir. Biberlerimizi kavanoza yerleştirirken biberlerimizin kırılmamasına özen gösterelim. Kavanozumuzun yarısına geldikten sonra içine limon dilimleri koyalım. 3-5 yerine. Ben biraz geç kaldım ama daha erken yapmak gerekiyordu. Şöyle 3-5 koyalım. Benim limonlarım biraz küçük arkadaşlar. Dediğim gibi bahçeden olunca, organik olunca biraz küçük kalabiliyor. Şöyle araya sıkıştıralım limonlarımızı ve sarımsaklarımızın bir kısmını şöyle üçünü attım araya ve devam üzerine biberlerimden yerleştirmeye çalışacağım. Şöyle dikkatli bir şekilde bastıralım. Biberlerimiz kırılmasın. Benim için bu kavanoz doldu. Daha çünkü üzerine limon koyacağız. Bir diş daha sarımsak koydum. 3-4 tane de limon dilimini şöyle üstüne kapatalım. Arkadaşlar bu şekilde birini doldurduk. Şimdi diğerine gelelim. Aynı şekilde malzememizi yerleştirelim. Burada isteyen dediğim gibi limon tuzu kullanabilir. Fakat ben doğaldan yana olduğum için limon kullanmayı tercih ediyorum. Tuzlu sirke kavanozuma dökeceğim. Üzerlerini damacana suyu ile boğumuna kadar dolduralım. Musluk suyu kullanmıyoruz. Çünkü musluk suyu klorlu bir su olduğu için malzemelerimiz yumuşama yapabilir. Turşumuzun suyunun rengi, görüntüsü değişebilir. Onun için damacana su kullanmak gerekir veya musluk suyunu kaynatıp soğutup ondan sonra kullanabiliriz. Kaynatmış olduğumuz sıfır kapaklarla kavanozlarımızı kapatacağım. Öncesine kuru olduklarından emin olalım. Arkadaşlar şöyle bir bıçak yardımı ile kavanozumuzun sağından solundan kenarından şöyle bir girelim. Burada bazen hava birikintileri oluyor ve o hava birikintileri sonra bizim kapağımızın atmasına sebep oluyor. Onun için bu şekilde yavaş yavaş içinde olabilecek havayı çıkartalım. Ve havayı çıkartınca zaten fark ediyoruz. Suyumuz bile içinde azalabiliyor. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde. Havasını da aldıktan sonra arkadaşlar kavanozlarımızı güzelce etrafını kurulayalım. Kavanozlarımızı iki geri iğleri yaparak kavanozlarımızı kapatalım.
En kolay kıl biber turşusu nasıl yapılır? Bunu bugün sizlerle paylaştım. Beni sabırla sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Takipte kalın, sağlıkla kalın.